İrem ne yapacaksın sen? Ne olacak şimdi? Buradan nereye gidiyor yani iş? Vallahi devam. Albüme gidiyoruz. Evet. Nisan'da olacak albüm ama ben şu tek atma olayına çok alıştım. Ne atma lan? Tek tek atıyorum böyle. İlk Kasım'da attım geçen sene. Pek tutmadı. Hayatım öznesini söylersen dinleyenin anlayacağız tek atma olayına şarkı çok atma, alıştım. Tekli. Şarkı ha. Bir şarkı çıkartıyorum bir tane daha çıkartıyorum. Evet ilk geçen sene bu zamanlar bir tane attım. Tutmadı. Evet. İkinciye attım bu şarkı işte Düşler Ülkesi'nin gelgi takılısı. Sanıyorum tuttuğu herkese eşlik ederken dinledim, duydum, gördüm. Çocuklar bu cümleler geldiği zaman alkışın gelmesi lazım. Yani albüm çok güzel oldu sanıyorum tuttu dediğin anda oradan bir... İrem 16 milyon tıklandığı doğru mu şarkının? Doğru. Bizim o ilk, yani senin o ilk söylediğin şarkı. Düşler Ülkesi, evet. 16 milyon. Evet. Bunun bir getirisi oluyor mu yani bu tıklanmanın? Oluyormuş sanırım ama daha bilmiyorum hani ne zaman oluyor. Çok yeni olduğum için bu işlere. Evet. Hani belli bir sanıyorum bu ödül törenlerinden sonra falan oluyormuş. Ben de hevesle bekliyorum. Sen şimdi alırsın bu sene güzel en iyi çıkış yapan falan filan. Ha? Yok çıkışta geçen sene aday oldum ama olmadı. Bir daha olmaz herhalde. Sen Hülya Avşar yani o şeyden mi geldin? Akımdan. O Ses Türkiye'de sana Hülya Avşar herhalde değil mi? Hı hı. Onun ekibindeydin. O dönmüştü onun ekibindeydim. Sen kaçıncı bitirdin? Yarı finalde elendim ben. Yarı finalde elendin. Finalde birinci falan. Ne yapıyor? Birinci bir single yaptı. Murat Boz'la düet yaptı. Evet. Çok da başarılı bir şarkı oldu. Bayağı sevildi, dinlendi. Harika. Yine sanırım bir single daha yapıyor ama sonraki sezonların birincileri daha hani bir şey yapmadı yapacaklar mı da bilmiyorum. Yaparlar büyük bir ihtimalle Acun Efes'ine sahip çıkıyor ama bu demek ki birincilikle ikincilikle değil biraz da hani dışarıdaki şeyin iyi parça bulmanla ya da başka bir şeylerle ilgili bir durum. Yani ben çok yılmama kararıyla zaten hayatım boyunca müziği yaptım hiç hani vazgeçmeyecektim. Bir şekilde günün birinde yapacaktım yani ve hani yavaş yavaş yapmaya başladım. Bence sen yaparsın çünkü seninle ilgili enteresan bilgiler geldi. Bize yani biraz ailene danıştık, etrafına danıştık. Ama cidden çok acayip bir hayatın olmuş senin ya İrem. Tuhaf da evet. Evet tuhafmış. Yani bakın İrem'le ilgili bunları biliyor musunuzlardı? Elimize gelen bilgilere bakın. İlkokulda hocasından 5 sene boyunca dayak yemiş. Evet. Kim yemedi? Çünkü ben de çok yedim ya. Yedin mi? Çok. Abi acayip döverlerdi ya vallahi. Bizim zamanımızda Mete bayağı konuşamıyor. Evet. Baksana çocuğun bir dili kaçmış içeri adına o günlerden. Güzeldi dayaklardı ya fena değildi yani. Ben bir tane çok hak ettim. O günü hiç unutmam gerçekten de. Hak ederek dedim yani. Vurdukça hak ettim dedim yani. Çocukken o kadar yaramazmış ki giden servisin kapısını açıp çocukları aşağı atarmış. Sonra niye dayak yedim? Ama yedikçe sapıtıyordum. Dayağı yedikçe daha beterini yapmak istiyordum. Evet. Bir süre sonra dayak yerken kahkahalar atıyordum yani çünkü. Ya, ama abi şimdi özel okulda okuyorsun evet, ve kadın şu şekilde korkutuyordu bizi. Sakın ola benim sizi dövdüğümü gidip ailenize anlatmayın iki kat döverim. Ve biz bayağı sapıtmış durumdaydık. Evde kamera mı aramıyorduk arkadaşlarla toplanıp. İşte yani bu kadın nereden bilebilir bizim annemize söylediğimizi. Nasıl dövüyor? Tokatla mı? Çok çeşitli sistemleri vardı. Mesela yüzü şuraya getirip kafaya vurma vardı. Şu enseden kündeye alıp önündeki gazeteye vurup kaldırma vardı. En güzeli hangisiydi? En güzeli valla beni bir kere ya bir 50'lik falan da bir kadındı. Şuramdan tutup duvara vurup geri bırakmıştı. Yani o... Ondan sonra zaten Allah demek ne güç verdiyse o sırada böyle kaldırır lan diye bırakıyor. Ya bizim bir hocayı çeksene yakından. Benim bir hocam şöyle yapardı ya kulak böyle çekilir mi ya? Kulağı böyle çek değil mi? Kulaktan götür. Hayır. Önce buraya bastırıyordu. Sonra bunu böyle yapıyordu. Sonra bunu aşağı yapıyordu. Abi bunu bayağı paket yapıyordu yani. Bildiğin gibi dolma sardı. Bir de uzun süre ha? Bildiğin gibi dolma sardı. Tabii tabii etli dolma içine kıymayı koy bunu böyle. Buradan inceden böyle bayağı böyle yapıp. Abi, neydi ya? Sen çocukları bayağı servisten aslında belki de iyi niyet evlerine atıyordum. Annelerim soruyor bizim sizinki yine Kadıköy'deki boğa heykelini oraya bıraktım diye. Ortaokulda okuldan kaçmak için camdan cuma namazının ortasına atlamış. Ayağının yan bağları kopmuş. Babası desteklemediği için O Ses Türkiye'ye katılmış.
2 yaşındayken 2 kilo sabun yemiş. Evet, ha, ben dedim ama bu kızın içi temiz diye. Arkadaş sen de bazen orkestrada hata yapıyorsun. Biz buradan sana bunu yapıyor muyuz yani? Allah Allah. Burun takıntısı varmış. Var valla. Burnunu çok çirkin bulduğu için okul hayatı boyunca sınıflarda en arka köşeye oturmuş. 18 yaşına gelene kadar burnunu yaptıramazsın dedikleri için 16 yaşında duvara kafa atıp burnunu kırmış. Böylece burnunu yaptırmak zorunda kalmışlar. Evet. İşte 10 sene oldu. Şu an yaş 26. Hani şu anda çok başarılı bir sonuç elde etmiş değiliz. Yine maşallah var burnun ama o burunla yaşayamazdım yani. Bu şu anda yaptırmış halim mi? Evet. Bir dakika ama bir dakika. Pası sen attın da öyle geldi yani. Öyle geldi aynen öyle. Öyle. Geldi. Bu yapılmış hali. Hani korkunç bir şey. Burun değildi o. Yani başlı başına bir biriydi. Yani deve hırkücü gibi böyle iki tane kemeri vardı. Ya benden öte benden ziyade bir şeydi. O yüzden şu an en azından hani burada oturan bu tarafı görebiliyor. Görüyor musun abi? Abi süper ama insan böyle kendisi dalga geçecek ya. Ne güzel. Yani ne yapalım? Nasıl eski burun böyle bir iki kavisli falan mı gidiyordu? Şimdi bir kemeri vardı. Sonra evet. Bir çarpışan otomobil maceramız oldu babamla. Yani rallide zannetti adam kendini. Ben uçtum, yerlere yapıştım falan. Bir de orada kırıldı. O ikinci kemer de orada çıktı. İşte burun delikleri buraya kadardı falan. Çok acayip bir şeydi abi o İki yani. İki kemerli burun delikleri buraya kadar. Felaket bir şeydi yani. Hani onu... E sen bayağı burunun arkasından çıkmışsın normalde. Yani... Normalde önce burun varmış yani. Sen arkasından bizim burundan çocuk çıkıyor hanım falan diye. Yani hani belki de biraz öyle. Ya babası da çok samimi arkadaşım sevgili Hulusi Derici. Çok iyi bir reklamcıdır. Enteresan bir ailesiniz ama siz yani. Genelde yani komik öyle. DNA'da bir bozukluk var bizim yani. Var. İşte babamdan başlayan bir kromozom hatası da var. İşte bir eksiklik bir şey de var. Ya yani öyle yuvarlanıp gidiyoruz ama. Başka daha da okumayayım ya. Çok kötü araba kullanmış, okulun içine arabayla girmiş. Bezelye diyemiyor musun? Evet onu. Bezelye diyemiyor musun? Çok komik şeyler çıkıyor diyemiyorum. Allah Allah. Denir. Bezelye derken nasıl komik bir şey çıkabilir ya? İkinci heceye geçemiyorum yani korkunç. Ama bunu burun gibi düşün yani bir kat ikinci kat gibi yani. Hani bezelye diye anladın mı hani öyle bir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,